el hüccet Zehra'nın ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuyanın müvazenesine işaret eden ve Risale-i Nur'un bütün müvazenelerinin menbaı olan ayetin bir hakikatını Sure-i Nur'dan Allah nuru semavati vel ard mesel-i nurihi kemişkatin fiha misbah'' El misbahu fi zujajatin az zujajatu ke enneha kevkebun durriyun <laughs> yuqadu min şeceratin mübareke ila ahiriha ayeti ve arkasında ev ke zulumatin fi bahril luji yağışahu mevcun min fevkihi mevc ila ahiriha ile beraber pek acip bir tarzda o müvazeneyi mucizane ifade ederler. Birinci ayet nur, birinci şuada ispat edilmiş ki, 10 işaretle Risale-i Nur'a bakıyor. Mucizane Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor. Ve Risale-i Nur'a nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından, 29. mektubun bir kısmında bir seyahati hayaliye temsilinde, bu acip ayetin nur kelimesinde, nunu nabudu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen, Ayet-ül Kübra Risalesinde, dünya seyyahı, Halikini aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve envar mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kati bürhanlarla halikini ilmel yakîn ve aynel yakîn bildiği gibi o aynı seyya asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip, geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatları vakide olduğu gibi görmüş. Bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte şimdi biz o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan, numune için yalnız üç tabakasını, Fatiha ahirindeki müvazenenin yalnız kuvve-i akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz. Sair meşhudatını ve müvazenelerini Risale-i Nur'un müvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O, dünyaya sırf Halık'ını tanımak, bulmak için gelen seyyah, aklına dedi. Biz her şeyden halikimizi sorduk, güzel tam cevap aldık. Şimdi güneşi güneşten sormak lazım dar bir mesele gibi biz dahi Halıkımızı, ilim ve irade ve kudret gibi kutsi sıfatlarının tecellileriyle ve meşhut eserleriyle ve isimlerinin cilveleriyle tanımak, bulmak için bir seyahat daha yapacağız diye dünyaya girdi. Ve ikinci bir cereyan olan ehli dalalet gibi birden küreyar sefinesine bindi. Hikmet-i Kur'aniye'ye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktı. Ve Kur'an okumayan coğrafya fenninin programıyla baktı, gördü ki, nihayetsiz bir boşlukta, bir senede 24 bin senelik bir dairede, top güllesinden 70 defa süratli bir hareketle gezer. Yüzbinler nevi biçare, aciz acizli içine almış. Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak hatsiz fezada sukut ile bütün o biçare zihayatları ademe, hiçliğe boşaltacak, dökecek diye anladı gayril mağdubi aleyhim ve leddallin cereyanının dehşetli manevi musibetini, evke zulümatin fi bahrin lojiyinin boğucu karanlığını hissederek, eyvah ne yaptık, bu dehşetli gemiye neden bindik, bundan kurtulmak çaresi nedir diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ cereyanına girdi. Birden hikmet-i imdadına geldi. Tam hakikatini gösteren bir dürbün aklına verdi şimdi bak dedi. Baktı, gördü ki, Rabbu semavati vel ardı ismi, Hüvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen, Femşû fî menâkibihe, Ve kulû mir burcunda bir güneş gibi tulu etti. Zemini gayet muntazam ve selametli bir gemi, Ve hayatları rızıklarıyla beraber içine doldurmuş, Kainat denizinde çok hikmetler ve menfaatler için seyahatle, Güneş etrafında gezdirip, mevsimlerin mahsulatını erzak isteyenlere getirir. Ve Sevr ve Hud namlarında iki meleği, o sefineye kaptan yapmış. Gayet güzel ve muhteşem memleket-i Rabbaniye'de halik Zülcelal'in mahlukat ve misafirlerini keyiflendirmek için gezdiriyor. Ve onunla ile Allah'u nuru semavat ve ard hakikatını gösterir. Halık'ını bu ismin cilvesiyle tanıttırır diye anladı.'' bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Ellezine en'amte aleyhim tayfesine girdi. O seyahın alemlerdeki seyahatinde gördüğü numunelerden ikinci numunesi. O seyah küreyarz gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh almayan hikmet-i tabiye gözlüğüyle o aleme baktı. Gördü ki, bu hadsiz hayatların hadsiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzır düşmanları ve merhametsiz hadiseleri var iken, o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden, belki yüz binden ancak bir olabilir. Ve o muzır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette, rikkati i cinsiye ve şefkat-i neviye ve akıl alakadarlığı ile, onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken ve o perişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmeti Kur'an'ye imdadına yetişti. El-lezîne en'amte dürbünlü verdi, bak dedi. Baktı, gördü ki Allahu nuru semavâti ve'l-ard tecellisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, münim, Kerim, Hafiz gibi çok esma-i ilahiyenin her biri birer güneş gibi Ma <mâ> min dabbatillah ve aexun binasiyetha ve kain min dabbatillah tahtmulu rızgaha Allah yarızkuha ve iya kum. Ve laqat keremna bani Adam. İnne alibrar elfi naim gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayane temaşa güzel ibretli misafirane'nin. Mihmandar-ı Kerim'ini tam bildirdiklerini bildi. Bin kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Seyahatindeki yüzer müşahedatından üçüncü numunesi. Halıkını isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyahı, akıl ve hayaline dedi ki, Haydi ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Halıkımızı semavattakilerden soracağız.'' ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Kozmografya fennini kendilerine rehber ettiler. Dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla, mağlup dallin cereyanlarıyla baktılar. Gördü ki, küre arızdan bin defa büyük, top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler, ateş saçan yıldızlar, şuursuz, camit, serseri gibi birbiri içinde süratle gezerler bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa, o boş ve hudussuz ve hadsiz, nihayetsiz alemde, bir şuursuz küreyle çarpmak suretinde, kıyamet gibi bir hercümerce sebep olur. O seyyah hangi tarafa baktı ise, dehşet ve vahşet ve hayret ve korkma kaldı. Göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal bütün bütün bozuldular. Bizim vazifemiz güzel hakikatları görmek ve göstermek iken, böyle cehennem gibi çirkin ve azaplı manaları bilmek, müşahede etmek vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz derken, birden Allah'ın nuru semavat vel ard tecellisiyle, Haluk-u semavat vel ard ve musakhir vel kamer ve Rabbul alemin gibi çok isimler, her biri birer güneş gibi, وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَا ve Efelem yanzuru ile semai fevkahum keyfe banaynaha ve zeyyenaha ve summe steva ile semai fesavahu ne seba semavat gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. Bütün semavatı nurla meleklerle doldurdular. Bir büyük camiye ve mescide ve ordugaha çevirdiler. O seyyah, ellezine en'am taleyhim cereyanına girdi.'' Dalinden evke zulmatin fi bahri lucciyinden kurtuldu. Birden cennet gibi muntazam, güzel, muhteşem bir memleket gördü. Her tarafta halık Zülcelal'i bildiriyorlar bir vaziyeti müşahadesiyle, akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki etti. İşte o seyahın kainattaki seyahatinin yüzer numunesinden, bu meskur üç numuneye kıyasen, sair müşahedatını, ve isimlerin cilveleriyle vacibül vücudun marifetini Risale-i Nur'a havale edip, bu pek kısa işarete iktifaen, bu pek uzun kıssayı kısa keserek, Halık'ımızı bildiren kutsi sıfatlardan ve sıfat-ı sebasından, yalnız ilim ve irade ve kudret gibi üç mühim sıfatların eserleriyle, tecellileriyle ve tahakkuklarının hüccetleriyle, kainat Halık'ını tanımaya, o dünya seyyahı gibi gayet kısa işaretlerle çalışacağız.'' tafsilatını Risale-i Nur'a havale ederiz.